Allah diyor bütün günahları istisnasız hepsini affeder. Ve Hazreti Vahşi bu ayeti eline ulaşınca geliyor, Müslüman oluyor. Medine'ye geliyor, mescitten giriyor, yüzü falan kapalı. Efendimiz de böyle konuşuyor. Müslüman olmaya geldi. Katli vacip, listede var. Tabii kimse bilmiyor bu yazışmaları. Belki 3-5 kişi biliyor, bilmiyoruz. Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Resulullah Aleyhisselam'a bu sorulardan birkaç daha soruyor. Ondan sonra tam sahabi anlıyor onun Hazreti Vahşi olduğunu. Kılıçları bir çekiyor. Öldürmek istiyorlar Hazreti Vahşi'yi. Hepsi elinde kılıç. Resulullah Aleyhisselam'dan emir bekliyorlar. İndirecekler aşağı. Sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor Efendimizin yanına, diyor ki ey peygamberim, Allah iman edip de salih amel işleyenleri affedeceğini vaat etti ve Allah dedi ki ben onu affettim. Sen de affet. Efendimiz sesleniyor, diyor ki vurun diye emir bekleyen sahabilere kardeşinizi buraya davet edin. Ve orada Müslüman. Ama diyor ki Resulullah Aleyhisselam, ben diyor amcamı çok severdim. Benim yoldaşımdı. Her şeydi. Çok samimilerdi. Seni gördüğüm zaman amcamın o cenazesi aklıma geliyor. İçi paramparça olmuş. Resulullah Aleyhisselam ilk defa bu kadar etkilenmiş. 70 kişiyi öldürmeye ahdetmiş. Ama ayetle durmuş. Dayanabilir mi yürek? Diyor ki seni görünce diyor amcam geliyor aklıma. O cenazesi geliyor ama. Seni görünce amcamın kendisi değil, o parça parça hali geliyor. Ben diyor sağa baktığımda sola, sola baktığımda da sağa git. Göz göze gelme benimle diyor. Affolundu Hazreti Vahşi. Allah onu affetti. Resulullah onu İslam'a kabul etti. Tamam dedi, kardeş dedi, ama dedi ki görünme benim gözüme. Amcam geliyor, dayanamıyorum. Şimdi Hazreti Vahşi'nin ızdırabını bir de siz düşünün. Müslüman olmuşsun. Yeryüzünde Allah'ın Habibi yaşıyor. Aynı semttesin, aynı şehirdesin. Ama göz göze gelemiyorsun. Ve diyor ki Vahşi, ben onu her zaman bir direğin arkasından seyrettim. Göz göze bir türlü gelmedim. O diyor bana bakmadığı andaki gülüşünü, başkasına olan gülüşünü görmek için. Beni görmesin diye saklandım. Beni görürse üzülmesin diye hep kendini sakladı. Izdırabı görüyor musun? Ve diyorlar ki Vahşi'nin o günden sonra güldüğünü gören olmadı. Ve Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra Hazreti Vahşi bir daha asla gülmemiş. Savaş savaş böyle gitmiş gelmiş. Nerede savaş var oraya gitmiş. Bir an önce öleyim de kurtulayım artık demiş bu ızdıraptan. Çünkü artık Resulullah Aleyhisselam'ın hadi gel seni affettim deme ümidi de kayboldu vefatıyla. Ve Hazreti Vahşi babamız radıyallahu anh efendimiz Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrağa sakladı. Hiç atmadı. Ve Yemame savaşında Halid bin Velid komutasındaki orduya katıldı. Müsellemetül Kezzab denilen bir kafir çıktı, sahte peygamber. Aynı mızrakla o kafiri de yine Hazreti Vahşi öldürdü. Ve onu öldürdüğünde dedi ki ya Resulallah, beni şimdi affettin mi? Ben insanlığın kafirken en hayırlılarından birini öldürdüm. Müslümanken de en kötüsünü öldürdüm. Ya Resulallah, şimdi beni affettin mi diye dua etti o cesedin başında.